rüzgarlı bir Bodrum akşamından herkese merhaba. AliExpress'le ilgili bir sıkıntı yaşadım. Nedir? Şöyle, AliExpress'te Türkiye'de olduğunuz için malum ayda 5 kere sipariş hakkınız var. Tamam. Ön far aldım. TPS koruyucu aldım. Şase koruyucuları aldım. Ne yaptı? Ön far, şase koruyucular, TPS koruyucu. Başka ne vardı? Bak unuttum ya. Ha, iç çanta. Beş parça değil mi? Şimdi şöyle bir şey oluyor. Far ve koruyucusu olmak üzere normalde satılırken yani orada seçenekler var işte far ve koruyucusu, koruyucu gibi seçenekler var. Ben far ve koruyucusunu seçtim. Bu arada umarım ses anlaşılabilir geliyormuş. Neyse siparişi bunlar iki aşamada, iki parçada gönderdi. Farı bir kargo yaptı, koruyucusunu ayrı bir kargo yaptı. Şimdi ne oldu? Ben 5 sipariş verdim ama 6 kargo geldi değil mi? 6. kargo olduğu için benim iç çantalarım Sinotrans diye bir yerden mesaj geldi. İşte 5 kargo limitini geçtiğiniz için orduna işlemler olacaktır. Gerekli bilgi için evrak bilgilerinizi gönderin diye. Her şeyi yazdım. Dedim ki benim 5 siparişim var. Adam gönderirken 2 parçada gönderdiği için 6 gözüküyor. 6 kargo var ama benim siparişim 5. Yani adamın işte adama AliExpress'teki görüntüleri gönderiyorum. Kargonun 2 tane olduğunu falan. Hepsini gönderiyorum. Anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Yok. Yok diyor. Sen 6 sipariş vermişsin. Olmaz diyor. Para ödeyeceksin. Ne kadar? $20 paket başı. 1350 lira falan da ordunu ücreti. Saçma bir rakam. $65 falan yapıyor. Benim aldığım iç çantalar zaten daha az, daha ucuz. Yok abi. Anan aşağı, baban yukarı. Neredeyse küfür edeceğim adama yani. Zihinsel geldi falan diyor ama yok. Adam dinlemiyor. Ya diyorum bak 5 sipariş var. 5, 6 değil. Sipariş sayfasını gösteriyorum. İkisi birlikte alış yaptığım bedel bu. Kargoyu ayrı yaptıklarını da gösteriyorum. Ship separate diye yazıyor. Yok. Velhasılı kelam. Ben o parayı ödemek istemiyorum. Şimdi AliExpress'teki gönderen adamın da bir suçu yok. Adam zamanında göndermiş, kargo gelmiş, kömürde tutuluyor. Onun hiçbir suçu yok. Ama bu gerizekalı farı gönderen yüzünden o sipariş fazla gözüktü. AliExpress'te yazışıyorum. Hala bir sonuç alamadım. Yani ürün held at customs yazıyor. Benim paramın iade edilmesi lazım. İşte bekleyin falan filan diyorlar. Bilmiyorum nasıl olacak. Abi Sinotrans denen firmadakiler yani yazdım adama ya. Vallahi yazdım. Görürsünüz bak yazıları. Yazılar şöyle. Gelip sana matematik dersi vereceğim dedim ya. Şaka mı yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz ya? Yok işte gümrük müşavirliği ücreti alacak. Bilmem ne alacak. Onun be derdinde. Ekmek böyle kazanılmaz. İşinizi düzgün yapın dedim ya. Görmüşsünüzdür yazılarda yani. Bu kadar olmaz ya. Sonuçta iç oldu benim iç çantalar. Tarkan abiden rica ettim. O sipariş verdi. O da ne zamana gelir? Böyle saçma bir şey işte. Far da benim gözüme az bir şey aşağıda gibi gözüküyordu ama. Motoru yıkadım. Dün gece yaptığım far ayarına bakıyorum şimdi. Yani burası biraz eğimli de. Google Earth'ten açtım da şu yol girişinden ileride sağda bir tane daha yol var. Oraya kadar 30 metre. Bildiğim kadarıyla 31 metre, 32 metreyi falan göstermesi lazım bunun.
şuraya kadar. Belki şu an 27-28 metrede. Sistemimizi açarsak sarartıyor. Bence kötü değil ya. Gaz açınca tabi daha yükseğiydi, daha uzağı da gösteriyor. Doğru gösteriyor gibi. Gündüz de şöyle gözüküyor. Farı değiştirdim AliExpress'ten aldığımda. Farda yükseklik ayarı yok. Ama iki bağlantı noktası burada var. Bir tane de altta bir yuvarlak conta var. Bir pime geçiyor. O contanın olduğu yer ileri geri oynamaya müsait. Yani sabit bir nokta yok. O zaman da motoru çalıştırdığınız zaman daha doğrusu hareket halindeyken titriyebiliyor. Orayı ayarlama için yapmak istemişler. Ben de kendimce ayarladım. En arkada olmadı, ileride olmadı, ortada olacak şekilde ayarladım. Arabanınkiyle aynı. Motorun üstüne ben otururken 5 metrede ölçtüğümüzde farın çizgisi, üst çizgisi 80 santim. Doğru. Hani benim gözüme biraz az gözükmüş olabilir. Ama diyordum hani 30 metre değil böyle 20-28 metre gibi tamam. O kadar da olur. Farı ayarlamak sıkıntı. Şöyle sıkıntı. Bu led var çok güzel, hoş falan ama iyi ısıtıyor da. Far ayarı yok. Orijinalde fan ayarı var. Ama o da zayıf gösteriyor aşağıdan dolayı.